lazım. Ziraat biliyor musun orada? Nazım olur zaten. Ailesi. Memleketten de düşünüyorum. İkinci yılında olan arkadaşlar mango bahçemizde ziyaretimize devam ediyoruz. Erken dönemde gelen bir meyvemiz bu. Çeşitlerimizin meyve kalitesini görme açısından bırakılmış numunelik meyveler bunlar arkadaşlar. Aynı şekilde bu bitkimizde de var. Arkadaşlar mango özellikle unlu bite hassas bir bitkidir. Unlu bit ve yaprak bitine. Onun için düzenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde bu haşereye karşı mücadelemizi yapmamız gerekiyor. Bu yan taraftaki de çarkıfelek biraz farklı bir cinsi. Meyvesi oval olan bir çeşit. Bahçemizin bu bölgesinde çarkıfelek ekimi de var arkadaşlar. Bunlar yuvarlak meyveli olan çarkıfelekler. Ama ağırlıklı tabii ki bizim amacımız mango arkadaşlar. Mangonun bu dönemlerde çiçeklenmesinin yoğun olduğu dönemler arkadaşlar. Çeşidine göre biraz daha fazla, biraz daha az olacak şekilde yoğun çiçeklenme var. Bunlardan meyve oluştuğu zaman arkadaşlar tabii ki seyretme yapılacak. Tüm meyveler devam etmeyecek arkadaşlar. Meyve kalitesinin iyi olması için bu işlemin yapılması gerekiyor. Seyretme işleminin. Aslında bu tüm bitkiler için geçerli olan bir durum. Elmada da böyledir. Armutta da böyledir. Portakalda da böyledir arkadaşlar. Domateste de böyledir. Yani bitki üzerinde çok çok fazla meyvenin olması bizim çok fazla gelirimiz olacak anlamına gelmez. Birçoğu ya dökülür ya da kalitesi düşük olduğu için ikinci sınıf meyve durumuna gelir arkadaşlar. Tabii ki meyve tuttuğu zaman iyice meyveler belirginleşip bizim silkme dediğimiz olay bittikten sonrasında arkadaşlar bu işlem yapılır. Zaten biraz sonra size bu tür duruma yaklaşmış olan meyvelerimizi, bitkilerimizin meyvelerini de göstereceğim arkadaşlar size. İkinci senesi, yani 2,5 sene oluyor. Daha doğrusu 1,5 sene, 2'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl değil, ondan önceki yılın Eylül'ü dikimi bu seramız arkadaşlar. Ama bitkilerimiz, fidanlarımız biraz büyük, kaliteli olduğu için de geçen sene de tek tük meyvesinin kalitesini görme anlamında bıraktığımız meyveler oldu arkadaşlar. Evet, bu yan tarafındaki nerede arkadaşlar? Papaya. Bildiğiniz gibi papaya da çeşit seçimi çok önemli arkadaşlar. Çeşit düzgün olmadığı zaman bu tür kalitesiz meyveden dolayı pazar şansını da yitiriyor arkadaşlar. Bu çeşitlerde kış tarafından çatlamalardan dolayı arkadaşlar çok fazla pazar kaybı, çürüme oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bahçe kurulurken bu tür
durumlara dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki bu bahçemizin kurulduğu dönemlerde istenilen çeşitler, test edilmiş çeşitler olmadığı için üreticimiz ne bulduysa onu dikmek pozisyonunda kaldı arkadaşlar. Evet. Bu çeşitlerimiz biraz daha erkenci ve çiçek olayı çok fazla olan çeşitler. Evet arkadaşlar, burada meyvelerimiz tutmaya başladı. Bunun gibi. Bunların birçoğu dökülecek ama içinde sağlam, normalinde bir küçük çağla büyüklüğüne geldiği zaman bunlar seyrekleştirecek arkadaşlar. Evet, yoğun bir şekilde çiçekte meyveye dönüş var ama bunların çok çok büyük çoğunluğu dökülecek arkadaşlar. Bu dönemlerde bitkinin besin isteği arkadaşlar çok yoğundur, çok fazladır. Bitkinin bu konularda desteklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Zaten biz de üreticilerimizi bu konuda uyarıyoruz arkadaşlar. Evet. Çok müthiş, kaliteli bir çiçeklenme var göründüğü gibi bahçemizde. Bunlardan tabii ki meyvelerimiz de çok kaliteli gelecek. Burada size başka bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu göründüğü gibi çok fazla üzerinde meyve çiçek olmayan bir bitkimizden ilk gelen meyvenin bırakılmış hali. Gayet büyük, kaliteli. Budur arkadaşlar istenilen meyve. Yani bu bitkide, bu ağacımızda 30-40 tane meyve olması istenmiyor, istemiyoruz. Şundan bir 10 tane, 15 tane meyve bizim için idealdir arkadaşlar. Şu elimdeki yaklaşık 1 kilonun biraz daha üzerinde bir meyve arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi elimin içine sığmıyor. Çok da kaliteli arkadaşlar. İstenilen meyve bu. Evet arkadaşlar, her zamanki gibi buradan meyveli dönemde de sizlerle paylaşımlarda bulunacağız. Bazen buradan bu şekilde seyretmeler de yapılabilir. Ama biz öncelikle meyveden sonrasında bu seyretmenin yapılmasını, meyve garantiyi aldıktan sonra yapılmasını tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar, ilerleyen dönemlerde tekrar bu bahçede görüşeceğiz.